Bu videoda size hayallerindeki hayatı yaşayan birinden bahsetmek istiyorum. Tek tweetiyle Türkiye'de sonu gelmeyecek, hatta belki bugün bile birçok kişinin sohbet konusu olabilecek tartışmalara sebep olabiliyor. Stanford Üniversitesi'ni ilk %10'a girerek bitirdi. Atlanta'da yaşıyor ancak iş ve çekimler için sürekli İstanbul'a gidip geliyor. Şu anki işi gereği 15 bine yakın şarap tattığı ve çok disiplinli bir yaşam sürdürüyor. Büyük bir ipucuyla devam ediyorum. Kendisi menemen soğanlı mı soğansız mı olur tartışmasını ülkenin gündemi tek anketiyle düşüren bir gurme. Gurme diyorum ancak kendisi gurme olmadığını söylüyor. Bu konuya ilerleyen dakikalarda değineceğim. Evet, yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan bahsediyorum tahmin ettiğiniz üzere. O esprili dili ve zaman zaman ortaya attığı tartışmalarla sosyal medyada oldukça sevilen profiller arasında. Çoğumuz onu Parkinson hastası olarak bilsek de aslında olay deniz ürünleriyle ilgili bir deformasyondan kaynaklanıyor. Bunu ve saydığım maddelerin hepsini detaylıca anlatacağım ama önce ufak ricamı dile getirmeme izin verin. Genç ekibimize yaptığımız içeriklerin devam etmesi için abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Globe ailesini birlikte büyütelim. Başlıyorum. 1955'te İstanbul'da doğan Vedat Milor, annesi ve babasının o 5 yaşındayken ayrılması üzerine dedesi Tahir Bey ve babaannesi Handan Hanım'la büyüdü. Çocukken çok iştahsız olduğunu söyleyen Milor, babaannesinin çok lezzetli yemekler yapmasına rağmen ona yemek yedirmekte çok zorlandığını söylüyor. Daha sonra Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okumaya başladı. Burada okurken 3 tutkusu vardı. Masa tenisi, sinema ve edebiyat. Lisedeki son senesinde Galatasaray Kültür ve Edebiyat Şöleni Komitesi Başkanı oldu ve daha sonra gelenek haline gelen bu şöleni organize etti. Annesiyle görüştüğü zamanlarda annesi onu Taksim Lamartin Caddesi'ndeki Çin lokantasına götürüyordu. Köfte ve makarnadan sonra tatlı ekşi soslu karides sevdiği üçüncü yemek oldu. Lise son sınıftan itibarense kız arkadaşlarını etkilemek için onları farklı lokantalara götürmeye başlamıştı. O sıralar biraz Marx okudu, her şeyin başı iktisat diye düşündü ve Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okudu. Üniversitedeyken aldığı politika ve sosyoloji derslerini iktisattan daha ilginç buldu ve yüksek lisansını politika sosyolojisi üzerine yapmaya karar verdi. Bu amaçla önce Londra'ya London School of Economics'te okumaya gitti. Yemek hala onun için ikinci plandaydı. Ta ki Berkeley ona burs olanağı sağlayıncaya kadar. Doktora için Kaliforniya'ya taşındı. Doktorasını sosyoloji bölümünde Profesör Michael Burway ile yaptı. Orada yaklaşık 200 aromaya sahip şarabı keşfetti. Bu tadımlara ondan çok daha büyük ve deyim yerinde ise bu işin üstadı olanlar senin inanılmaz bir damağın var yorumlarında bulundukça Vedat Milor'un şevki artmaya başladı. Ama sadece şarapla gemi yürütülmez. Tabii. Şarabın yanında ne gider mantığıyla yola koyuldu ve gastronomi ile yakınlaşmaya başladı. Tavuk hariç her şeyi denedi. Vedat Milor'un tavukla ilgili sorunları var. Geçmişine kısa bir yolculuk yaparak tavuğu neden yemediğine gelirsek, Vedat Milor'un dedesinin bir tavuk çiftliği vardı ve o zamanlar tavuk yemesi konusunda çok baskı yapıldığından şu an yemediği tek yiyecek bu. Kendisi de çiftlik tavuğunun iyi olduğundan emin olduğunu ama bu önyargısı yüzünden asla yiyemediğini söylüyor. Olay akışımıza geri dönelim. Milor doktora tezi için 9 ay Paris'te kalıyor. Dünyanın en iyi şarap ve lokantalarıyla tanışırken edebiyat ve sinema tutkusu devam etti. Tenis, masa tenisinin yerini aldı ve buna gastronomi eklendi. 1989'da girdiği Dünya Bankası'nda 2 sene çalıştıktan sonra akademiye döndü ve Brown Üniversitesi'nde akademisyenlik yaptı. Milor'un Türkiye'ye tekrar dönüş hikayesi şimdi başlıyor. 2005'te Koç Üniversitesi'nde misafir profesör olarak uluslararası politik ekonomi dersleri verirken bir gazetede yazmaya başladı. Ayrıca 2004'te şimdilerde Michelin yıldızına sahip bir şef olan Mikael Johnson'la kurduğu Gastroville'in devamı olan sitesi Gastromondiale'de yazılar yayınlıyor. Vedat Milor'la Tadı Damağımda programı 2007'de başladığında iki işi birlikte yürütmek imkansız hale geldiği için üniversiteden ayrıldı. Bu programı 8 yıl boyunca devam etti. Onu artık televizyonlarda görmememizin sebebi ise işini yapması. Kanal sahibinin lokantasını eleştirince programdan kovuldu. Artık televizyonlara da çok sıcak bakmıyor diyebiliriz. O halk arasında gurme olarak bilinmesinden de hiç hoşlanmıyor. Gurme olmadığını ise şu cümlelerle reddediyor. Ben gurme değil, gurme. Ne demek gurman? Yemek yemeyi seven, obur, yemeğe meraklı kimse. Bu arada onun çok ilginç bir eş olduğunu da söylemeden geçmeyeceğim. Vedat Milor'un eşi Linda Susan Milor oldukça sağlam bir akademik kariyere sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik üzerine mühendislik görevi yapıyor. Çift yurt dışında kendi alanlarıyla ilgili bir iş ortamında tanışıyorlar. Vedat Milor eşi için alışveriş yapmaya bayılıyor. Hatta eşi yanında yoksa ona almak istediği kıyafetleri çalışanlara denetiyor ve ona göre fikir sahibi oluyor. Alışverişi sevmeyen erkekler
erkeklerin aksine o buna bayıldığını söylüyor. Çiftin 2002 doğumlu Ceylan Handan adında da bir kızları var. Gelelim onun Parkinson olduğu iddialarına. Onunla ilgili en çok dikkat çeken konulardan biri de tartışmasız yemek yerken titreyen elleri. Vedat Milor bu rahatsızlığını zaten hiç saklamıyor. Fakat bu el titremesi durumu Parkinson hastalığından değil, ağır metal bulunduran deniz ürünlerini çok fazla tükettiği için ağır metaller hücre yıkımına sebep oluyor ve bu da ellerinin titremesinin sürekli hale gelmesine sebep oluyor. Onun aslında genç nesil tarafından da bilinmesinin, daha doğrusu sosyal medyada kucak açılarak karşılanmasının bir çıkış noktası da var. Tabii ki menemen tartışması. Menemenin soğanlı olup olmaması tartışması hala güncelliğini koruyor. 2018'de sosyal medya hesabı üzerinden anket açarak menemen soğanlı mı, soğansız mı sorusunu sordu. Bu soru büyük tartışmalara yol açtı. Haber platformları an be an durumu güncelledi. Oy kullananların %50.6'sı soğanlı, %49.4'ü soğansız olur dedi. Vedat Milor konuyla ilgili olarak, ben sonucu etkilememek adına rengimi oylama bitene kadar belli etmedim. Açıkçası soğanlı menemenin kazanacağını beklemiyordum ama tercihleri hemen her sefer azınlıkta kalmış biri olarak uzun yıllardır ilk kez kendimi kazanan grubun içinde buldum. Peşinen söyleyeyim ki menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay ama konunun gastronomik, sosyal, psikolojik ve tarihsel boyutları da var dedi. İşte bu olaydan sonra Vedat Milor takipçilerine kendi tarzıyla sarkastik ve eğlenceli cevaplar vermesiyle dikkatleri üzerine çekerek herkesi gülümsetmeyi başardı. Bunun için özel bir çaba sarf ettiğini de ben şahsen sanmıyorum. Tamamen doğal bir enerji veriyor çünkü. Güçlü bir akademik kariyere sahip olan Vedat Milor'un yayınladığı kitaplar da var. Röportajlarında ise her zaman dile getirdiği cinsellik ve yemek ilişkisine değiniyor ve şunları söylüyor. Cinsellik ve yemek arasında kesinlikle bir bağ var. Yemek ve cinsellik dünyada haz aramanın, belli bir hazı maksimum yaşamanın iki farklı arayışı. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. İkisi de duygularımıza hitap eden şeyler, insanın en güzel taraflarını ortaya çıkarıyor. Onun en sevdiği Türk yemekleri ise seçmekte zorlanmasına rağmen Adana kebap, lahmacun, içli köfte ve çiğ köfte. Evet, hayalindeki hayatı yaşadığını söylemesine rağmen onun içinde kalmış bir meslek de var, sinema yönetmenliği. Hiçbir şey için geç değil diyorum ve neden olmasın diyerek buradan kendisini yüreklendirmek isterim. Bugün Vedat Milor'un keyifli hayatını birlikte öğrendik. Bir sonraki Kimsin Sen bölümünde görüşünceye dek ben Hande Kızılörtü Esmer. İzlediğiniz için teşekkürler.